Kafanda birçok soru var. Mesela matematik ne işe yarar? Siz de merak ediyorsanız eğer, Pırıl benim adım, kolayı var. Pırıl 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 pırıla öğrenmek kolay olur. Pırıl 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 pırıla dersler eğlenceli olur. Aman Allah'ım, yeni aldığım ayakkabıma bastın. Dikkat etsene biraz. Kusura bakma. Sadece kusura bakma ha. Bu ayakkabıları yeni aldım ben. Ayakkabıların için üzgünüm. Yeni aldığım ayakkabıma bastığın için sadece üzgünsün demek. Evet, sadece üzgünüm. Kusura bakma. Önemli değil. Hiç önemli değil. Ah ah. Okulda futbol kesinlikle yasaklanmalı. Bu çocuklara acilen nezaket dersleri verilmeli. Nazlı için kıyafetleri çok önemlidir. Özellikle de yeni ve parlak olanlar. Bence parıltılı şeyler çok rahat değildir. Ama o yine de parıltılı şeyleri çok sever. Eğer parlaksa, Nazlı için ayakkabının bir numara küçük olması da hiç önemli değildir. Nazlı alışverişi çok sever. Ama o hafta o çok sevdiği alışverişten nasıl oldu da uzak kalabildi, hepimiz hayret ettik. Günaydın kızlar. Günaydın Pırıl. Aa, üç taş mı oynuyorsunuz? Evet, istersen kazananla da sen oyna. Olur. Bu oyunda ben çok iyiyim. Ben de iyiyim. Günaydın kızlar. Günaydın Deha. Demek üç taş oynuyorsunuz. Kazananla ben oynayabilir miyim? Kazananla ben oynayacağım. Ben kazanınca da ikimiz oynarız artık. Herkese günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz orada? Ders öncesi beynimizi ısıtıyoruz. Üç taş oynuyoruz. Kim yeniyor? Henüz belli değil. Evet, sen de iyisin bu oyunda ama ben en iyisiyim. Üç taş benim uzmanlık alanım sayılır. Bana kalırsa bu oyunu ben kazanacağım Nazlıcığım. Sen öyle san canım arkadaşım. Kazanacağım o kadar eminim ki. Madem o kadar iddialısın, o zaman oyunu kaybeden bir hafta boyunca hiçbir alışveriş yapmayacak. Bir sakız bile almak yok, tamam mı? Bu Nazlı için çok zor olur. İyi de bu senin için önemli olmasa da. Sen kaybetsen de kazansan da zaten alışveriş yapmayı sevmezsin ki. O zaman sen söyle. Tamam buldum. Ben kaybedersem alışveriş yapmak yok. Ama sen kaybedersen bir hafta boyunca kart koleksiyonu için hiçbir kart almak yok, tamam mı? Kabul. Hatta senin alışveriş yapmadan duramayacağına o kadar eminim ki ben bir şey daha öneriyorum. Eğer sen kaybeder ve bir hafta alışveriş yapmazsan ben de anneme rica edip herkesi Luna Park'a götüreceğim. Tüm masraflar da benden. Yaşasın! Kabul ediyorum. Ne de olsa sen yenileceksin. Hayır! İşte bu. Ben kazandım. Olamaz. Kaybedemem. Nasıl oldu bu? Üzgünüm canım, kaybettin. Bu hafta
hiçbir şey almadan nasıl duracağım ben? Bence durursun Nazlı. Durursan iyi olur yani. Sayende biz de Luna Park'a gitmiş oluruz. Kural belli Nazlıcığım. Kaybettin ve tam bir hafta hiçbir şey almayacaksın. Tabii şoföre ya da bir başkasına da aldırmak yok. Temel ihtiyaçlar da buna dahil mi? Ne gibi? Puantiyeli ayakkabı, tablet kılıfı ve bu hafta piyasaya çıkacak sarı saçlı bebek mesela. Hiçbir şey alınmayacak. Hem bu saydıkların da temel ihtiyaç değil Nazlı. Bu hafta bitmez. Ama yapacağım göreceksin. Sen harçlıklarını hazırla canım. Bizi hafta sonu Luna Park'a götüreceksin. Yapamayacağına o kadar eminim ki. Benim adım Nazlı Yılmaz. Ve ben bu hafta hiçbir şey almayacağım diyorsam almayacağım. Sen hafta sonu için hazır ol. Umarım Nazlı kazanır. Aa, Nazlı değil mi o? Evet o. İyi de bu hafta hiçbir şey almamalı. Hadi bakalım, ne yapıyor orada? Olur, bakalım. Çikolatanız Nazlı Hanım. Hiçbir şey satın almaman gerekiyordu. Tabii başkasına aldırmak da yok Nazlıcığım. Kendim için almıyordum. Tüm gün hiç çikolata yememiş ve bir hafta alışveriş yapmaması gereken bir çocuk için. Tam bir hafta hiçbir şey almak yok. Ama istersen yenilgiyi kabul edebilirsin. Asla. Hadi Emin abi gidelim. En fazla iki gün. Daha fazla dayanamaz. Nazlı için bir şey almadan bir hafta durmak hiç kolay olmayacak. İddiayı kaybetmene 2 dakika 48 saniye kaldı ada. Nazlı'nın tam bir hafta hiçbir şey almadan durabildiğine inanamıyorum. Evet, imkansız gerçek oldu. Ve Nazlı bu hafta hiçbir şey almadı. Son 2 dakikada da bir şey almazsa sen kaybettin ada. Sanırım bu sefer gerçekten kaybettim. Kazanan sadece Nazlı olmadı. Onun sayesinde biz de kazandık. Yaşasın Luna Park! Son 5, 4, 3, 2, 1 ve kazanan Nazlı. Benim için bir hafta boyunca alışveriş yapmamanın nasıl zor olduğunu anlatamam. Ama ben yapacağım dersem yaparım. Luna Park'a hazır mısınız? Evet. Tebrik ederim Nazlı. Sen kazandın. Hafta sonu Luna Park'tayız. Uzay da bizimle gelmek zorunda arkadaşlar. Babam onun da gelmesi şartıyla kabul etti. Sorun olmaz değil mi? Gelsin gelsin. Ne de olsa kaybeden ada oldu değil mi? Gelsin tabii. Hatta Mert de gelsin. Uzay Mert'siz olmaz. Tamam. O zaman cumartesi parkta buluşmak üzere arkadaşlar. Şunlara bak. Hepsine binelim. Binelim, binelim. Yanımdan ayrılmıyorsunuz Uzay. Anneme söz verdiniz, unutmayın. Tamam abla söz. Tamam Pırıl abla, ayrılmayız. Hadi koş Mert. Bugün Luna Park'a gelmemizi sağlayan Nazlı ablaya teşekkür ederim. Sana çok teşekkür ederiz Nazlı abla. Sayende Luna Park'a geldik. Neden bana teşekkür ediyorsunuz ki? Çocuklar haklı Nazlı. Sen bir hafta boyunca para harcamayarak bizi Luna Park'a getirmiş oldun.
Nereden başlıyoruz? Bence çarpışan arabalardan başlayalım. Önce dönme dolaba binelim. Ah, atlı karınca olmazsa olmaz. Önce bilet almamız gerekiyor arkadaşlar. Deha haklı. Önce gişeye gidelim. Abla, iyi ki geldik. Çok teşekkürler Pırıl abla. Siz babama teşekkür edin. Sayesinde bizimlesiniz. Kaç kişiyiz? 10 kişiyiz. Dönme dolap 2 TL'ymiş. Kaç lira vereceğiz şimdi? 20 TL. Çarpışan arabasız da olmaz. Evet. O da kişi başı 3 TL olduğuna göre kaç lira tutuyor? Hemen hesaplıyorum. 30 TL. Ha? Atlı karınca da 1 TL olduğuna göre o da 10 TL eder. Ha. Sen bu hafta alışveriş yapamayınca matematik mi çalıştın Nazlı? Hayır canım. Benim için para hesabı yapmak çok kolay. Ben sevdiğim her şeyden 10'ar tane alırım zaten. Ne? 10 mu? 10 tane biraz fazla değil mi? Haklısın. Azaltmayı düşünüyorum. Bir şeyden 10 tane alıyorsan fiyatı 10'la çarpmalısın. Aynen öyle. Alışverişle matematiğini geliştirmek de buna deniyor galiba. Bir şeyi 10'la çarpmak demek sadece sonuna bir sıfır koymak demektir. 2'yi 10'la çarpmak istiyorsan sonuna bir sıfır koy, olur sana 20. İpek öğretmen de anlatmıştı derste. Unuttunuz mu? Çok kolaymış. Ben bile anladım. Ben de anladım Efe abi. Şu matematik hayatın her yerinde işe yarıyor. Baksana, Luna Park'ta bile karşımıza çıktı. Yine de ben en çok yemek yerken karşımıza çıkmasını seviyorum. Anneciğim, sanırım bize 60 TL yetecek. Tamam canım. Harçlıklarını arkadaşlarına Luna Park'a getirmen harika. Al bakalım. Hadi Uzay, sıra sende. Gel beraber binelim. Yok, ben binmeyeceğim. Neyin var Uzay? Neden gelmiyorsun? Siz binin, ben gelmeyeyim. Olur mu hiç? En zevklisi dönme dolaptır. Uzay yüksekten korkar. Yüksekten korkmak mı? İyi de Uzay hep pilot olmak ister. Pilot mu? Kafasındaki annemin yüzme gözlükleri. Fark ettim ama daha önce hiç sormadım neden o gözlüğü takıyor diye. Neden hep onları takıyor? Pilot gözlüğüne benzediği için hiç kafasından çıkarmıyor. Hayatta en çok istediği şey pilot olmak. Pilot olduğunda uçağa nasıl bineceksin Uzay? Annem bulutları anlatır bana her akşam yatmadan önce. Onlar pamuk gibidir ve sen düşersen seni tutarlar. O yüzden pilot olmaktan korkmuyorum. Uzay... Birisi Uzay'a yer çekimini anlatmalı. Ha? O da ne? Yer çekimi. Sakın Nazlı. Uçağımla gökyüzünde uçacağım. Pilotum ben. Kahraman pilot Uzay. Herkesi kötülüklerden koruyacağım. Boş ver sen yer çekimini. Hadi gidelim Kaptan Uzay.